Şimdi geçerik programımızın konusuna. Gerçekten seyircilerimiz bugünün çok önemli bir konu ele aldık. O da din ve aşiret arasındaki kadın hakları. Yani bazen bazı haklar, affedersiniz, dinde gelip de ama millet tanıyıp de özünü, mesela aşirette olan bazı örf adetler, onlar dinde gelip de, yani öyle bir şeyler yoktu. Bizimle de çok da geldi, o kıymetli bir misafirimiz oldu. O konuda Marwa Züher, gazeteci ve siyasi aktivist. Çok hoş geldi bizim programımıza. Hoş geldin. Marwa Hanım. Tabii Marwa Hanım, ilk başlamamız sizden olsun. Mesela Orta Doğu'da biz dediğimiz zaman, yani Şerq-ı Avusat'ta bizim evet. biraz örf-ü adetlerimiz, sanı, biraz ailelerimiz kapalı olduğu için farklıdır. Yani Batı tarafından biraz farklı. Acaba burada kadın haklarını siz ne şekilde görüyorsunuz bizim toplumda? Bu nahiyeden çok yani kadına hiçbir ehemmiyet vermemişler. Ama bizim iyiydi, indi bu zamanda bazı kadınlar vardı, bazı kızlar vardı. Özü arkadaşlardan bir tecemmüat, bir şeyler edinler. Arvadlar yığıştırırlar, bir güzel bir şeyler yaparlar. Ama devlette biz siyasiyen gelsek, kanuniyen gelsek hiçbir nahiyeden arvada bir ehemmiyet vermeyebilirler. Ama bugün de görürük mesela kadınlarımız diyelim milletvekili diye özlerini aday gösterdiler ve kazanırlar da parlamentoda yani Bale. Milleti temsil edirler yoksa da görev alırlar devlette. Yani mesela biraz kadınlar diyelim hiç haklarını almayıblar olmaz yani biraz alırlar mesela. Yani haklarını. Ama bu sen demişle bu parlamentoda koydular hani zamanında bu kota şeyi çıkarttılar. %25 verdiler ama hem de bunu koyular yani bir yani o kadar ehemmiyet vermiyorlar arvada yani arvadılar da bilmiyorum bazı vardı özlerini atmıyorlar parlamentoda olanlar yani herkes gelmiş o kadar bas siyasette ne olmuş onları yırtmışlar. Onlar yüftara. Yani sizce mesela özleri özlerini ispat edebilmediler yoksa özlerine fırsat verilmedi. Bazı vardı edir ama çok az yani. Çünkü o birisiler adamlar mecel vermiyorlar onlara. Ha daimen arvad valla edebilmez edebilmez. Niye? Biraz mecel açsınlar bu arvadlar için. Görsünler yani arvadlar güzel işler yaparlar. Bilakis yani ben görürüm belki sen de yani görürsen bu sonunda başladı arvadlar bu güzel meşariler açınlar, bu güzel yani işler güzel açınlar. Projeler, güzel bazı var hatta başladı evde işleri. İnternet, Facebook vasıtasıdan yemekler satırlar, bir güzel şeyler yaparlar evde. Salon açmadılar, tecmildi. Siyaset nahiyesinden de aynen başladılar. Yani mesela bizim toplumda mesela eğer aileler olsun yoksa mesela diyelim toplum özü olsun eskiden mesela araba bile kullanmazdı ama şimdi mesela kadınlar Bale. Araba kullanırlar ha. kadınlar mesela özler ki projeler açırlar yani salon olsun yoksa da hatta başka kafi olsun filan olsun tamam. her yerlerde edebilirler özlerini ispat etsinler yani Bale. Mesela bir özgürlük verildi özlerine yani o dönemde mesela millet ya aile her şeyden bunları men edir. Ha bu çerçevede tamam indi biraz başladı yani alem açındı. Ama bazı vardı ben yani hem de mülahaza ederim ehletleri çok üzerinde durur. Yok bunu yapma bu ayıptı bu bilmem ne tekalid, örf yani bu şeyleri. Yok bunları kavzasınlar niye yani ayıp arvad işlemeği hiç ayıp değil. Yani bir kadının rolü bir müştemata bence o da yani hakkını alıp bir sayara araba kullansın tamam. ya da bir iş başlasın ya da bir el işi yapsın. Bu bir kadının hukuku değil. Evet. Yani bu kadının en küçük bir hakkı olabilir. Tamam. Yani hayat yaşamağıdı bu. Tamam. Sizce yani siz biraz önce bir lafız kafamda kaldı da dediniz. Kadın yani şu bu mağdur da koydu yağın bizim tamam. müştemahta. Bu sözünü nokta üzerine koyabilse yani mesela kadını neyle mağdur görsün müştemahta? Ben indi gelem saçın vazifette. Vazifette indi verirler mesela arvada vermirler müdür, koymalar müdür olsun. Valla dersen olmaz müdüre olasın, sen arvatsan idare edebilmesen. Daimen yani aksamlarda, şubelerde, bakasan, o ey şey yani. Her şeyin başını üstü erkek yolu. Erkek koyular. Valla arvat hakkından çıkmaz. Ama bilaks ben görürüm yani arvat zaten vazifette işliğinde bütün ciddiyetten işler, amanetten işler. Güzel. O kadar yani özünü atar işe, özünü yani daimen arvat istiyor özünü itibat etsin. Özünü öge atır, bazı tedahü
kabul edirlər, erkekler yok. İzin vermirlər. Kadındır, şey. Kadındır. Bizim burada mesela toplumda hani arayıblar, mesela biraz kadınlar imşak davranırlar. Yani özüydü. Duyulsal olduqları için mesela. Duyulsal olduğu için mesela. Olabilir cezalandırmaz kimseni. Çok kere affeder. Ve onun için yani deyirlər, olabilir erkekler biraz daha serttiler. Mesela karalarında ceza vermekte. Olabilir yani o yüzden bence. Vallahi ben bu şekil yok. Biz yani ben kadın nahiyasından yani yok bunu görmüyorum. Bilakis arvad yani indi görürüm arvad ceri olubdu. Aynen. Üzde durur. Her şeyin hakkını istir. Arvad istir yani gerçekten de giden de bir daireye arvadtan bir iş isteyen de sen için tam nizamlı bir iş yapar. Ama adama giden de bir iş mesela indi, hani biz deyirik vasıta edirik biraz iş yerdirik. Adam hemen tesahül eder. Arvad yok her şeyin yok düz dürüst istir özü. Adam biraz daha fazla tesahül eder. Yok bilakis. O zaman değişindi. Kadın daha nizamlıdı. Doğru. Kadınlar daha nizamlı olabilirler çok, yani. Tamam diyorum. Duygusalın konusu da var. Ama biraz karar almakta ha. Daha nizamlı olabilirler. Bir de bence yani biz bir top bu konuşmak olmasın de ki iki kadın bir erkeğe bu şekilde vasf olmasın. Ama her zaman biz dikkat etmişiz. Hangi işin yerinde bir kadın olduğu ha. Zaman ya da baş üste bir kadın olduğu zaman sanki o iş daha başarılı olur. Daha güzel de olur. Aynen. Kadınlar yani güzel yapar. Yok yani kasıtın da geldi. Ama mesela bir de arvadın üstüne yani iki görev düştüğü için diller evde daha görevi önemlidir. Mesela bazen olabilir taksir olur evde. Mesela işine çok önem verdiği zaman orada harik olduğu zaman yani mesela devam özünden bir vakit alır. Evde döndü hilak. Yani mesela erkekler de bile eve döndüğü zaman hilak dönürler. Yani bu insanın tabiatından da vücudu o kadar yani mesela tahammül edebilir. Ama eve döndüğü zaman bir hilak dönü olabilir. Uşaklarına karşı mesela kişisine karşı evde olabilir, biraz olabilir kusur olabilir. Fa onun için diyorlar yani biraz kadın evde olmağı bir yengi nesil ulaştırmağı daha önemlidir. Ya bilirsen nece yok. Arvad bilirsen niye tez yorunur? Sabah gitmeden önce devama çıkmadan önce ev pakları, işleri, bin iş, bu çocuklar yolları devamına, onun çantasını hazırladı, bunun asbabını değiştirdi. Gelir devama, sonradan dönerken bir daha yemek yapır, bilmem neler koyur, kavzır, yahir edir. Tabii ki araba daha fazla yorulur adamdan. Adam geldi, her şey hazır. Tabii ki, hemen iki rolü yapabilir bir anda. Başını koydu yattı. Ama şimdi de adamlar da yani ortak diye evde de yardımcı olurlar yani bence. Onu hapsi yanında bulabilmesen aslında. Ama biz sonuçta yani bu konumuzda haz edirik. Bilagin ki arvad bazen iki rolü de alabilir. Hem bir ev kadını olabilir. Hem bir erkek de olabilir yazda işlerse. O nece bir vakit yani ayarlasın. Bir sistem vakti etsin ki ikisine de başarılı olsun. Ama ben bu anda görürüm. Ben bu anda görürüm, arvad daha yani kuvvetlidir adamlar. Güçlüdür, tabii. Hem evin işin başarırı, hem de devamını, hem de bakarsın bazı devamdan da dönün evde de işler internet vasıtasından. Yani ben görürüm bazı kadınlar bizimle devamda dönürler, internetten kozmetik açıptı, yemek yapır evde, o bir şeyler edir, siyasi işlere de... Tabii yani biz buradan akşamlar bu gibi kadınlarda yani tebrik ederek tabii yani çok faydalandılar sosyal medyadan. Yani özlerinin maişetlerini iyi bir şekilde yani kullanırlar özünü. Maalesef yani bazı kimse de faydalanmadı. Zaten biz vaktini öldürür. Hatta olabilir okumağından da geride kaldı. O öz işlerinden geride kaldı. Ama bazı kadınlara da ben buradan yani gerçekten tebrik ederim. Güzel bir şekilde faydalanırlar. Tamam. Yani özlerinin maişetlerini bir maddi diye kazanırlar oradan. Sonuçta o da insanın şahsiyatına kalır. Aynen. Bir kadının ne kadar azimesi var ise. Peki biz bildik ki kadın hep yorulubdu. Eskiden internet var yok idi da. Ama hep kadınlar ha bakardı evde hem yemek yapardılar, hem çocuk beslerdiler, hem de belki bir bostanda ekim yapardılar. Tamam. Yani hep yazı işi olurdu. Eski kadınla indiki kadının cüret ara yerinde, bu kelimenin ara yerinde ne fark olabilir? Yani kadın hardan bu koyduğun bu cüreti getirdi, hardan bu şahsiyatı takvin etti özü için ki yazıya çıkabilir bir erkekteki? Özü daimen kadın her şeyde özünü atar. Adam yani mecal verirken kadına yani kadın her şeyini itibat eder. Zamanında ben indi görürüm, indi şimdi kadınlar yok, daha fazla cüretli oldular. Zamanında biraz mukayyad idiler. Sen demişli yani anneler işte mesela bu stende yani bağda böyle bir işler yapırlar.
Ama indi yani affedersiz diyebilirler gazkiden fakat bir mahdud idi işleri yani görevlerin, vacibetlerin bilirler ama yine hem vacibetlerin hem hukukların hem bilirler. Vacibetlerin hem hukukların hem ev masrafında yani hatta maddiyen çok kadınlar görürüm indi tahammül edebilirler çok büyük bir işler. Yani bakarsan adam askeri de gelir, çıkır ayda 2-3 kere geldi. Kadın evi başarmış, çocukların dirasetini okullarında maşallah gelersin bakarsın ne güzel pek, ne güzel yani. Ama pardon burada Maruha Hanım, yani eskiden mesela bir kadın yarın 7-8-9 çocuk olurdu ama şimdi o yoktu. Şimdi zaten bir çocuk ya çok çok 2 çocuk oldu. Tabii. Zamanında arvadlar evdeydi, evdeydi, başka işi yoktu. Ama şimdi arvadlar herkes vazife aktarır. Aktarır, okula gidirler, ulaşırlar, okuldan sonra aktarırlar vazife. Yani ehli de, ehli yerlerde, hukumi yerlerde, başka işler için evde. Çocuk koyarken çocuk esasıca onu yapamaz. Tabii, o da hayatının tamam. Bu zamanın tatavurudu yani nece diğer gün be gün insanlar yani daha açını. Peki bu açılmak yani kadının salihinde olabilir? Tamam, tamam. Mesela ben onca diyorum yani erkekler biraz mecel versinler arvadlara yani koysunlar, vücutlarını hizmet etsinler. Ama bazen görürük çok sorunlar yaradır maalesef. Ulaşır ayrılmağa bile yani mesela adliyet müdüriyetine gittiği zaman bakırsan orada ne kadar sorunlar olur, ne kadar yani kadınla bazen pardon hapsin demirik, hapsi kadınlara, analarımıza, bacılarımıza saygı hürmetimiz vardır. Yani fazla abartırlar yani hak diye hak diye abartırlar yani bazen adamdan daha fazla hak isterler. Yani adam olabilir o kadar haklar istemeyipti abartırlar yani sosyal diye üzerinden olsun, yazıya çıkmaktan olsun her şeyde mesela özgürlük diye hürriyetini almakta yani fazla gelirler de o yüzden baksan sorun yaradılar. Yani ne kadar tamam özgürlüğü istirse, hakkı istirse de ama geri bir anlaşma diye olsun. Yani yok mesela adamın hiç edesen gidesen ben öz istediğimi yapayım. Orada sonuçta ayrılmak olurlar. Ortada da uşaklar yani fidakar olurlar. Yok her zaman. Zamanında kadın bilmezdi hiçbir hakkını. Yani kebit yani nece diğer kadın her evde evde çıkmazsın yaz ya bir şey yapamazsın her ne yapsan yani gözü olamaz. Fazla açık da gelir. İndi gözleri açındı. Herkes bakır yani arvad bildi hakkını. Bildi yani indi o adam zaten gelerdi sen bunu yaparsın bunu edersin bunu edersin ama indi arvad aynışlı oldu. Açtı bu internet tatavur etti her şeyi gör hakkını. Şimdi o da ister hukukun. Aynen. Adam zaten zamanında yani pazara arvad o kadar adam getirir bazarlığa yalla hemen yemek yap, otur evde çıkış yok, giriş yok, vazifet yok. Ama şimdi başka oldu. Tabii ki arvad bildi hakkını. Onun için yani boşanmak çok oldu. Bazı da var tabii haksızdılar. Adama biz hapsinde katmarık tabii. Bazı başladı sen dedi o yani çok fazla yani gitti yok. Buna tabii biz burada da bir nasihat veririz kadınlara yani olmazlar bu derece için. Her şeyin hakkını versinler. Adam i̇şte da hakkı var burada. Orada olamaz. Çocuklar da onlar da günahtır. Bir kadını bir seçenek diye koysa ortada. Bəli. Ailevi seçsen yoksa işvi seçsen sence naqsın seçti? Bence adamla tefahüm etseler her ikisini tevfik ama etse arasında. Zaman. Olmadığı zaman o arvadın hakkını yani zordu. Yani niye adam arvadın hakkını alsın vazifetini terk etsin niye? Ama bazen o da yolunda bir güzel zaman okudu, gençliğin koydu okumaktan her şeyden. O da hakkıdır, o da nece diğer istir onun şeyin temarasını yesin. Yorunduğun barın kazansın. Ama bazen erkekte güzel bir sözü var her zaman belki de kullanabiliyorsun. Benim varımdı, ben sarf ederim üzeri ve istedim o şeyi yaparım, gezdiririm seni. Yeter ki sen evde otu. Belki de o zaman özü izin vermez ki bir kadın mesela bir tane düşünsün diğer özne sen ne işe çalışmak istesen mesela. Diğer ben paraya ihtiyacım var. Belki de o kadın paraya ihtiyacı yoktu. Belki de o yorulmağın evde sarf edebilir, çocuklarıyla vaktin geçirebilir. Evde başka şeyler yapabilir. Dagi işlesin. Erkek de bunu diyebilir. Ben diyorum erkek düşünün bas para nahiyasında yok. Bu çok yani bir daimen çok adamlarda bunu görürüm. Güzel bir konudu bu. Yok.
Arvad çıkmaz hiç para için, para için değil. Arvad ne kadar çıksa, cevda geçir, insanlardan otur, daha fazla takafatı fazla olur. Nefsiyatı da başka şeyler açıp. Bilakis gelirken eve nefsiyatı daha güzel olur. Adam, adamdan da nefsiyatı daha fazla güzel olur. Çocuklardan da daha fazla gayr şekilli olur. Vakti bile olmaz davet mağa. Biz böyle diyelim her zaman. Yani anladığıma göre sizce mesela maddi de, karşılığı fakat daha ki arvad çalıştığı evet, zaman arvad ister itibarın evet. kazansın, şahsiyatını vücudun itibat etsin. Vücudun itibat etsin aha. tamam. Bu da tabii güzel bir şeydi. Yani biz de devamlı başarılar diyelim kadınlarımıza. Burada daha doğrusu kadın da dediğimiz zaman aynı vakit ana diyoruz. Ana da yani biz bildik çok duygusallık, çocuk özellikle körpe olarken hatta bir ilk okula gidene kimin ya ana okuluna gidene kimin anaya çok ihtiyacı var. Tabii. Yani bütün vakti ister anaydan olsun, ananın da ister yani gözü olsun bu çocukunda. Ama maalesef yani tabii onların da biz özür veririz özlerine. Gittikleri zaman, çalıştıkları zaman bunu aparırlar ya bu hana, hadana dedikleri zaman. Evet, yoksa da bir öz nenesi yanında, yoksa da mesela adamının ailesi yanında koyurlar özün. O çocuk o hanenetten, o duygusallıktan mehrim oldu. Yani mesela görürük de büyük olduğu zaman çocuk evlendiğinden hemen anasını babasına para atır diyelim bu şeye ne diyorlar özüne affedersiz. Dar-ül Musinin gibi böyle bir şey. Orada atır özünü şey özü o hananlığı almadı anadan almadı babadan sonra diyorlar bak çocuk atı babasını nenesine. Yani sizce bir hiç olmasa 5 yılda mesela icazı alsın filan alsın çocuğu iyi bir şekilde ulaştırmak daha önemli değil ki. Bence yani yok herkes için. Bazı vardı yani baka sanki gariptir burada, kimsesi yoktu, zordu özne. Ama şimdi devlet bizim için tevfir edip bu güzel hadaneler. Devlet de tevfir etmeyipse de ama ehli... Ama ana takip bakar, bakarlar begemmedi buradan, başkasına tahmin edebilir. Kimsenin üzerine ağırlık koymam. Hı-hı. Ne adamımın ehliyat üzerine, öyle de öz ehliyatım üzerine. Bu arada güzel bu hadaneler, içinde her şey tevfir olmuş. Şimdi ben bazı hadaneler tanırım, içinde kamera da var. Analara verirler kameranı. Çocuklarını izlesler iş yerlerinde. İş yerinden bakılır çocuğa, bir şey yok. Bir de sen eğer deysen hananet o beşer insan fıtradandı yani. Bazı vardı özü gelir yani subhanallah yani özü kalbi kıyımdı. Anaya babaya bakmaz. O ona göre de yok edebilir. Anna bir saat içinde bir güzel hananet versin o çocuğa. Babadan 24 fazla, saati taviz edebilir. Tamam. Bir de edebilir de şerden yani 24 saat kalsın özen. Edebilir her şeyi dürüstlensin, arvad yani kıyım ise, şahsiyatı kuvvetliyse, her şey aynışlıysa, bilir nasıl o çocuktan teamül eder, gelirken eva. Yani bir uşağın her şeyin hananetini vermek hiçbir şekilde saatten ya da vakit geçirtmekten bağlı değil ki. Belki de bir gün içerisinde nene var, 24 saat çocuğu idamı, belki de 5 dakika hananet göstermiyor bir özünü evin içerisinde. Belki de günün yarısı özünden uzaktı ama o bir yarısı da çocuk iyiden iyi bir şekilde ilgilenipti. Yani bunun da hiçbir bağlantısı yoktu çocuğun hananetine. Doğru. Biz şimdi Avrupa'da diyanetleri yoktur ama gelirse baksa nasıl anaya bakarlar, babaya bakarlar. Hı hı. Çok güzel yani bir de sabahtan geceye kadar arvadlar, kadınlar hepsi işte. Ama bu nasıl? Bizim burada bazı insanlar var, babanın, ananın kadrini bilmirler. Ben onlara nasihat veririm yani çok tam bu güzel bir konuda da yani ananı atılar yazıya av arvat şartiyedir adamdan diri özne ben arvat nereden kalmam evde. Hı hı. Yok bu konuda yani o arvat da günahtı yani büyük oldu yaşlı oldu o yani oğluna ihtiyacı da var. Sen de gelin de buna biraz yardımcı olsa dönerken vazifetten o bir şeyden. Onun için de bir ecir var yani gelse biraz alem uzak olup dinlen. Aynen. Biraz düşünseler biraz dini, Allah'ı düşünseler, şey etseler nasıl bu anaya atar yazıya yani i̇şte olmaz. Bu noktaya isterim dahilim burada, sizden. Kadın hakları ki batıdaki o özgürlükleri, o hakları alıblar oradaki kadınlar. Bale. Bizim burada uruf adetimiz ve aynı vakit dinimiz. Bale. Her birisinin arasında büyük bir farklar vardır. Ama bizim burada olan kadın hem Bale. Görür batıdaki sosyal medya üzerinden açırı bakır. Ha. Oradaki hakları istiri, aynı vakitte de bizim dinimizden de ayrılabilmiri. Özünün dini Müslüman dinidir. Aynı vakitte de bir toplumda yaşılık örf-i adatı var.
ona da mekayet olmak adamı isteri yoksa babası isteri. Tamam. Acaba kadın bu üçünü arasında üçünü bir araya getirmek ne şekilde olur? Bu şekil o zaman gerek adamın da annesi bu anda yani gelinin güzel bir teamül etsin kızı gibi. Yani ben görüyorum bazı yani kadınlar yaşlı olandan sonra gelinin bir şekilde teamül edirler sanki gariptir. Sen niye gözünün önünde koymasan bu gelin senin önüne yemek koyur, suyu sana verir, darmanın getirir. Yeter sen evde yapayalnız değilsen, o çocuklar görürsün torunlarını, aynen, evde çok güzeldir. Ama bazı da var yok, gelin özü haraptır. Biz daima ana sütünü atarak. Her zaman kaynana kötü. Burada kişi de kaldındı, biz hakkımız yoktu. Tamam. İkisi de kaldındı. Ama adalet olsa biraz, yani adam durmasın ne annesinden, öyle de arvadından. Ben burada bu konuda bu şekilde yerim. Arvad da biraz adalet versin özüne, bir de o kadına. Yani düşünsün, özünü koysun. Aynen. Çünkü o geleceği yerde, günlerde kaynanasının yerinde olabilir. Tamam. Aynı o zaman günü geldi, o da Rabbil Alemin yani akid yani kema tudinu tudan. Bu da geldi öz şey için gönüne, göze güne gel. Hepsi. Sadece bu der ki yani bir mesele ki bir kadınla ilgili olduğu için sadece bir gelinle bir kaynana meselesi der ki. Bence. Bazen de başka bir şey de geldi yani hatırıma. Bir erkek bir kızı istediği zaman bakarsan bir kızı bir aileden belki de alabilir. Kız ki belki de bağışığa çoktu, belki de biraz daha free'di hayatı. Bel. Aldıktan sonra farz eder özüne bu vazifeden vazgeçesen ya da belki de muhacabı olasan yani hayatını komple değiştirebilir. Sizce bir kadını hayatı yani babası gibi de ayrı şekilde evlendikten sonra başka şurutlara farz etseler üzerine bu da kötü bir şey değil mi? Kötü bir şeydi tabii ki. Olamaz. Hiçbir şey zordan olamaz. Yani sen beni gelirsin, zor zor başını bağlarsın, zor zor. Belki de git özü için istediği takip bir denen seçebilsen. Tamam. Ama günü gelir, zamanla o isterse özün değişir. Ama zordan hiç olamaz. Zordan bir şey yaparsan kadın ya dışarıya çıkarken aksini yapar. Zaten bunlar çok fazla olamaz sorunlar yaşatır. Kayneneyden gelin de ara yerinde. Tamam. Mesela yemek yapmakta da, konuşma tarzıdır. Tamam. Ya da hareket getirmek, aparmak. Yani bir kızı seçmek gelin için, koyduğum bir kadın oğlu müştemate. Ya da bir evde bir ev kadını oğlu. Ha. Sen seçende o özünü gerek seçersen sen istediği teki. Yok özü ayrı tamam şekilde. Sonra sen istediği şekilde tahvil edesen. Ha, burada da biraz meşakil de oldu o zaman. Bu da bir ömürdü. Bir gün, iki gün değil. Yani ben nasihatim herkese, yani adamlara cebir etmezler arvadı. Ama eğer ilk önceden o severse anlaşsınlar. Aralarında sevmek varsa. Anlaşsınlar, evlenmeden evvel mesela dediği sözüne ben şartlarım budur tamam, sen evden. Tamam, bu da olur. Bu ya güzel bir şeydi. Ya da bu da kadın fidekarlık yapsın ya adam fidekarlık. Yani biri geri fidekarlık yapsın eğer gerçekten birbirlerini isterseler. Bence yani. Ha, olur, bu da olur. Ama yani zorluktan olmaz bir şey. Doğru. Bir de Merve Hanım, bizim buradan tabii sosyal medya tabii bazen dedik biraz önce çok faydası oldu insanlarımıza. Aynı vakitte de çok sorunlar yarattı bazı aileler içinde. Bale. Sizce sosyal medyanı kullanmak bizim Orta Doğu'da ne kadar faydası ya zararı oldu kadınlara? Bazı kadınlar var, yani onu o şekilde kullanmırlar. Yani bir şekilde kullanırlar özne o kadar adamları yani urf, adet, takalid o aşirette kept etmişler arvada. Arvada han açıklığı görürken hemen yani abarttı, hücum, fazla abarttı. Fazla geçti. Ama yok, bazı yok, bilakis yani çoğunu ben görürüm indi. Sosyal medyadan çok güzel şeyler anladılar, alıştılar. Yani yok. Her şeyler alıştılar. Bidayetten tamam. Yeni gelmişti Facebook, yeni açmıştılar WhatsApp'ta ve vardı. Milletin o kadar bilgisi yok diydi, özellikle bir kadın. Tamam, biraz yavaş yavaş başladı, insanlar değişindiler yani. Ben daima bir de dönem aynı şeyi derim adamlara, siz o kadar köpt etmeyin arvad üzerine, koyun özün rahatın alsın. Köpt etsen özüne, arvad yani bir şey verirken özüne hemen bilemez nasıl tasarruf eder onadan. Aynen. Yok, o koyun arvad rahatına. Hatta çocuklar, hatta kızlar yani şart dengi arvadı. İşte ben aileler çoğu kadınlarımız yani affedersiniz, baksan öz rahatı hatırçı yoksa bir iş yaptığı zaman eğer yemek yapar yoksa da ev temizlediği zaman baksan hemen getirir bir tablet ya bir mobil verir uşağın eline. Tabii uşağın sıhhatine çok zararlı olur, gözüne zararlı olur, şeyine zararlı. Aynı vakitte de o uşağı
ailenin içinden ayırır. Uşak daha alışır yani necə deyirsən taavud edir ki ərəbcədə. Alışır daha ona nə anlayabilsən özünə bir şey, nə anladabilsən özünə bir şey. Tamam. Yani tam ayrı bir özü ki deyəğən sosial mediada, alim iftiradədə öz ki bir dünya qurur özü ki. Tamam. Bu da büyük bir zərərdir çocuklar ki. Yani qadınlarımız da maalesef bu yola da gedirlər. Yani məsələn bəs özü istirahatçı uşaq yığlamasın. Ala get bu tabletdə ya bu akıllı telefonda get oynayınan. Yox. Bu çox bir büyük hatadır taban. Kadınlardan olmaz, hiç olmaz. Hatta indi amraz, yani marad tevahud çok olup, yani çocuğa baksan o kadar elinde tutmuş mobili, tableti, abometan tutmuş elinde laptop, o bir şeyden o kadar yani baksan insanlara gözlerinden bilersin. Çok çocuklara ben bakarken tevahud hastalığında bir şey vardı, gözleri bakarsın bir yana gider. Ha daimen yani yap yalnız oturmuşlar. Yazıya çıkarken de yazıya da çıkarken ihtilat etmir çocuklardan. Konuşmuyor, konuşabilmir. Konuşmalar da tehir oldu. Bazı bakarsın bir ilde ömrü ha vermiş özne eline mobili, üsküt olsun. O da çocuk bakarsın ne güzel teamül eder, bilir nasıl değişir, nasıl her şeyi de anlıyor ama konuşmuyor. Bu da çok bir zarar. Her zaman diyarıq. Çocuklar bence alışmaz. Çocuklar büyükleri taklit eder. Yani biz neler yapsak çocuk da bize bakar aynı tam o şeyi yapar. Ama ana verirse ona her zaman eline olmaz. Olamaz. Bu da yani çok her şeyin büyük bir sorundu. Analar çünkü biraz yani mavzuake bir senece karışıktı. Bazen bir ana belki de devamdan gelip yemek yapır, çocuğu yığılır, bilmir ne yapsın, bilmir ne şekilde üsküt etsin, belki de bir tablet verebilir eline. Yok, o zamanında nasıl üsküt olardılar? Ama onda koyduğun ayrı bir sistem var. Belki de vakti var yani biz hiçbir şekilde demeyelim bir çocuk teknolojiden uzak olsun. Tamam. Ama yakın olmağı da fazla bunda bir zararı var. Peki biz her zaman bile yani erkeğin yakına olmak için ya da kalbine yakın olmak için bazen diyorlar maydasıdır. Yemahtı. Yemahtı. Bir kadın, bir erkek ne şekilde yakın olabilir özüne ki kalbine hemen dokunu? Arvat tabi diyorlar kımmetli ehsas necid yağın. Arvat daimen atifidir. Sever atifi, sever ehsas, vicdanı da çok. Adamdan daha fazla. Adam daimen o kadar yazdı, yani kalbi daimen kıyım oldu. Yani subhanallah Rabbil aleminden yani daimen hatta bu kısmen zor işleri adam için bikul yani çok önemli, ertiyadidir. Kolay bir şeydi çok hemen ağır, hemen o şekil yani oğlu hemen bilinir. Yani arvada hemen bilinir. Adama göstetme, bilinmez. Değer göstermek, ihtimam yani. Ama bu anda yani adam, arvada sever yani ihtimam adamdan. Adam gerek arvada ihtimam etsin. Biz istirik bu sözü alalım erkekler için. Ne şekilde bir kadına ama kalbine ulaşabilir. Ama değer olmak, ihtimam yani dediğimiz zaman yani hapsini demirim pardon, maddi olubdu. Yani diyorlar kadına kadar verse özellikle bazarlığa apar özünü çok yakın olsan özüne. Yok yok. Şimdi yoktu. Adamdan o kadar ihtimam kalmamış. Herkes adam dönerken eve elinde mobili zamanın bitirmiş yazda arkadaşlardan sabahtan vazifeden gece geldi elinde mobil başını koydu yattı. Bu yok olmaz. Olmaz yani hatta çok bazı şeyler değiller. Arvad gitti boşamak ister böyle bir şey ister. Her şeyi arvadın başına attılar. Adamı hiçbir hiçbir anda suçlamırlar. Ama gelsinler baksınlar adam ne yapmış. Doğru. Doğru bir şey. Ama yani bence de bizim gün be gün geldikçe de o kadar yani ne bileyim olaylar yaşandı, o kadar zor günler geçir insanların başlarından. O insanların da hulkları dar oldu biraz. Yani evvelki tek ki hulkları uzun değil. Yani hani biraz önce dedik analar hemen verir bir tablet bir şey uşağa. O hulku kalmayıp da uşaktan davranış yapsın. Bəli. Saatlerce otursun bunu, sükut etsin bunu bilmem ne et filan. Adam da gözkiri kadınları taraf aynı. Kadın adamlar o kadar zor günler yaşıyorlar. Kimsenin o kadar yani hulku kalmıyordu. Herkesin hulku dar olubdu. Onun için baksan çok problemler yaradır bu da. Yani yok o kadar da. Ama insanlar çok meşgul olublar. Herkes zamanıdan. Biraz özlerini açsalar yani o mobil ben daimen diyorum. Yani hiçbir kadın ise yoksa erkek ise kullanmalar mobili usuludan. Doğru evet, gece gündüz ellerinde mobil. Yani çocuğun yani gerek adam eve dönerken çocuktan otursan, arvattan otursan, sorsun onlardan nasıl arkadaş geçti gününüz. Arkadaş olmak lazımdı sonuçta. Ne ettiniz, ne yaptınız, neye ihtiyacınız var?
yazıya çıkaq, bir dalanaq, bir oturaq, bir konuşaq. Ama bu işte kəbindən əvvəl olur. Heç, tamam. Kəbindən sonra dəyişilə bilir. Kəbindən sonra tam dəyişinə. Ama kəbində dediğimiz zaman səncə yani bir kadın fazla evlenmək fətrəsində ya da kəbin fətrəsində. Yani biz bazen otururuz, adeta qalid üzündən deyirik bu bir kızın bir haqqıdır bunu istemek, onu istemek. Sence biz bir kadın olarak, yani bir kadın bundan seni sorurum. Ben bunu haksızlık görürüm. Ki fazla şeyler istemek fazladır yani üzerinde. Abartırlar çok konunu. Yani mesela eskiden belki de çok basit şeylerden, güzel şeylerden istediler. Ama indi yani hatta toyu bambaşqasıdır, hatta altını bambaşqasıdır. Belki de oğlan ki gelip istiyip özün sayrası bile olmasa belki de oğlan bile istemez. Tamam. Bu vazifa çok ilgili... önemlidir bence. Vazifa da çok yani mesela baksan o da haklıdır. Yani olabilir o kız da haklıdır. Düşünün olabilir beni bu necem idare edecek. Belki mesela de o gelecek günlerden yani bir şeydi, bir sorundu çözülebilir. Hı. Belki de bir hür iş yapabilir. Hı. Ama fazla istemek. Bu çok tamam, bu güzel bir... Bu diller özne kadının bir hakkıdır. Tamam, sence bu bir hakkıdır ama yok bu kadar. Olmaz, gerek erkeğe de biraz mecel versin. Erkek de yorgundu, sabahtan çıkır, gece içimin, o paran getir. Zaten eğer indi ederse onu, sonra da ederse hiç o muhabbet, yani o sevmek kadınla adam arasında paradan değil. Evet. Aynen. Yani gelende isteyen de arvadı, valla ben bu kadar altın isterim, bu kadar para isterim, bu kadar sayra isterim, ev isterim. Yok, niye? Hepsi bundan değil. Yani o altından değil. O altını edebilir, belki de zamanı geldi edebilir. Ama bu anda adam üstüne hem altındı, hem evdi, hem hepsi beraber. Yok, niye koymuşsan adam yavaş yavaş özü. Bilakis yani arvad yani şahsiyetli olsa, kerameti olsa bence yani o kadar istemez. Ama benim, istemese de hakikat geldi üzerine. Her şey haddinde. Her şeyin haddi var. Yani şerdagi illi hemen anında getirsin. Aralarında bir güzel ömür var. Eğer sen iyiyse, insaniyet var ise sende, böyle bir şeyler var ise sende, adam onu zaten sonradan yani sen için yavaş yavaş eder. Şerdagi illi o zaman biraz mecel versinler. Adamlar da çoğu başladı, daha edebilmir arvadasın. Bunlar da yani günahtiler. Her şeyi istiyorlar. Bir de altın kalkıp seri. Görsüz yani. Mıskalı bundan 2 gün önce 370 bin. Hele alarken de valla dersene bu siyahı bilmirəm ne böyle bir şeyler. Mıskalı ulaşır 400'den az biraz. Bir mıskal. Arvat gelirken istir valla ben 30 mıskal. Acaba siz hani takısınızsınız dinde olduğu için de acaba arvad mesela bu haklar hepsin abartana altın istemeye filan istemeye bilmem ne istemek din görüşü ne adımında? Tabii din görüşü hani zamanında yok idi yani bu kadar. Bu kadar yok. Yani bu şekil değil diyor. Yani bakarsın yani şeyinde bir Kur'an-ı Kerim takdim ederdi öz için. Doğru. Ama nece arvad kabul ederdi? Tamam, indi biz direkt arvad başladı, anladı, hakkını belli. Ama hakkını belli, bes yok o kadar. Mesela yani birden bire her şey haddinde. Dinehu ve hulukuhu fezevucu. Yani bakardılar bir diyağın hulkuna ki biz burada diyerek kişisalı şahsiyatına bakardılar. Tamam. Ahlakına bakardılar. Ondan sonra bir karar verirdiler. Ondan sonra peki bu da güzel bir şekilde tabii ki yorum yaptı üzerine. Ama başka bir şey de aslında ben bu konuda çok sorularım var. İnşallah bir gün mecalimiz olur hepsinde sonra. Biz hani biraz önce dedi eskiden özellikle Kerkük'te durum böyle değildi ki girende o bir mola bir restorante gencecik bir kızı göresen çalışır orada. Evet. Son zamanlarda kızlar fazla oldu ki çalışırlar, ehliyetler izin verir. Bu da güzel bir şeydi. Tamam. Yani icabi bir şeydi. Bu büyük bir sorun değil ki de. Evet. Ama bir kızın çalışmak, yani mesela bu müştemate, özellikle geç bir vakte kadar ki tesir edip de gençlerin işlerine. İndi her iş gelende her yer ne istiri? Kız istiri. Sanki insanlar bundan önce ki bunu görmemişti, her yer kızı istiri. Her kız istediği yerde çalışabilir, yoksa çalıştığı yerler gerek muhaddet olsun ki bilsin doğru nedir bir müştemanın içinde. Tabii olmaz, arvad her yerde çalışsın. Yani mesela bazı işler vardı, yani ağır işler. Hoş gitmeyecek mesela, indi adam için koyular iş, ameliyatlık işler var. Yani bu olamaz arvad için. Mühendis hadi bakasan,
o da mühendisti, bu anne işe ama arvat biraz tıkayı denir. Çünkü bizim burada, müştemimizde örf, adet, takalit vardı. Sayıtara edip bir cüzü üzerine. Tamam. Aynen de yani amelen başını işraf eden de özü ki mühendise. Koy biz diyelim mesela burada bu konuda yani mühendisede. Enerçen yani bu amelelerin başına, bu ameleler biraz yani garip bir şey görürler onu. Aynen. Bence diyorum yani biraz arvad uzak oldu. Nedir? Mektep açırlar bu hendesi, oturur haritani edirir, anlatır her şeyi edirir adamla. Güzel. Bir mecalde ama en mir adamın üzerine gelsin, işte baksın, mutabe etsin özün. Bu meslek olarak yani bu, şahada olaraktı. Tamam. Ama hur işler mesela bir kızın şahadası yoktu, hayat üzüne gülmedi, mektabını bitirsin. Yani her işte yerde çalışırlar. Olur. Niye olmasın? Ama bilirsen niye, bilirsen dedi o çok arvadları istediler. Fazla hak almaktı. Mesela bizim de gençlerimiz var. Belki de çok yerlerde iş ihtiyacları var. Yok, arvadlar gelirken bir işte işleyerken çok yani özlerini atarlar işe. Bir güzel yani bir şey ederler, cev ederler zaten. Tabii onlar bakırlar, arvadlar daha fazla işliler, daha iyi işliler. Onun için fazla talep oldu arvad üzerine. Hem de dönün arvad bazen özündür, valla ben işlemem, ben nece yani işliyim filan yerde. Nece filan, tamam öz her şeyin yeri vardı. Biz demeyelim arvad her gelmiş burada yerde işlesin. Merve Yok. Hanım bir noktaya da ayrılacağım. Gedüz her yerde işlemesi filan. Affedersin. Bazen oldu bazı yanlış işlere kalktığı zaman. Eğer pazarda çalıştığı zaman, yoksa bir işte çalıştığı zaman, yoksa sosyal medya üzerine çalıştığı zaman, Arap'ın bir sözü vardır, atabir sözleri var. Diğer, el-khayr yahus ve şer ya'um. Burada hepsinin üzerine başka bir fikir üyeri. Yani daha bir yerde bir yanlışlık yaptığı zaman orada her kim gidende çalışanda deyirler ha bura beladı filandı. Tamam. Mesela çoklukta görürük tabii özü iş işte bizim hepsine saygı hürmetimiz vardı. Coffee shop'ta çalışmak yoksa da ne bileyim başka yerlerde çalışmak. Burada baksan babalar ya aileler daha koymular kızlar çıksın her yerde çalışsın. Tamam. Filan çalıştı git bak üstüne ne sözler çıkıptı. Sen neyse çalışmasan. Hatta bu diyagın üniversitede bitiripse de fakülteden mezun da olupsa da ne bileyim doblaması da var ise yani isterse gitsin bir yerde çalışsın daha onu aileleri koymur. Burada bu bazı mesela maalesef yani bazı kimseler tabii biz kızlar da erkeklerde de bu var. Yanlış bir işe kalktıkları zaman o birisilerini de mahrum edirler. Yok biz yani mesela eğer coffee shop yani nahiyesinden olmaz kadın gitsin bir coffee shop'ta işlesin, adamlara hizmet yapsın, o gelmiş nergili içeri böyle bir şeyler yapar. Burada da kadının iş işte değiller. Tamam iş iştir tamam ama olmaz her yanda olmaz arvat çalışsın. Bizim dinimiz var. Yani dinimiz coffee shop'un ne farkı var bir restoranttan? Yok. Eğer burada birisi halinde bir nergile getirse birisi nergile bir kap getirse. Güzel bir manzar değil yani güzel bir iş değil yani coffee shop mall gibi değil. Tamam, ama mesela başka yerlerde kız çalışabilir. Sadece bizim Kerkük'te bu. Şimdi mesela bizim burada yeni molda kız bir coffee shop'un içinde çalışabilir. Kadın. Kadındılar. Onlar başkaydı. O coffee shop'ta bakarsan nergile yoktu. O coffee shop'ta bakarsan yani harap şeyler yok. İndi bizim biraz Irak'ta indi görürsünüz belki de. Muhaddarat çıkıptı. İçki içenler gelirler. Adamdılar. Yani bu coffee shop bas adam yani, malıdı. Affedersin burada pardon. Hatta erkekler de çok coffee shop'a gitmez. Yani şey diyor ki kadınlar. İndi yani %50 fazlası erkek var. Coffee shop'a filanı gitmez. Diğer yani gitmem. Gittiyse de coffee shop her coffee shop'a gitmez. Doğru. Bazı coffee shop'lar yani vardı. İndi getirdiler kadın. Adam yeridi. Zaten orası tam adam. Nasıl olur o tam adam bir yeridi, nergilerdi, gelen içki içmiş, gelmiş ora, adamlar arasında pis konular olur, o da arvat hizmetlilik yapar adama. Bizim dinimiz bunu kabul etmez. Olmaz yani, bence yani ehletler haklıdırlar burada yani. Olmaz. Yani dinin ilakası var bir kadının bir çalışmasında. Tabii tabii ki yani özü de ama bazı insanlar da vardı, başka yerlerde işler, coffee shop'tan başka işinde pislik yapar. O yanlış hapsi işler. Yanlış işler yani hapsine gelmez yok. Doğru. Her insan özü fıtrasındadır. Bakarsan onun şahsiyeti var, kerameti kabul edemez. Onu kabul eder. Sonuçta sizin sözünüz değil bir kadın bir toplamdaki hapse erkekti çalışamaz. Tamam olamaz. Bu da özü kasır biraz yani yoksa yani. İndi bizim bazen indi sen mesela geçsen yurt dışına da geçsen bir yere. Tamam. Baksan kapalı bir yerde. Yanaşamayız iki bayan oturuptu, bu yanında iki erkek oturuptu. Hı. Yani kadın erkek karışıktı. Hı. Bir kadın kolaylıkla çalışabilir. Tamam. Neden çalışabilmezsin? Olur. Ama bir kadın bizim müştemamız, dinimiz kabul etmez ki bir erkeğin toplamında yalnız özü işlesin. Tamam.
Bir de getirmem bir şey mülahaz ettim yani bu bir fetre önce indirmişler Facebook'ta. Çarşıda bir coffee shop vardır yani istemrem yani adım verim. Kadınlar getiri nergileni edir adam için ögüne koyur. Adam yani tasvir etmişler yani. Onu yani güzel bir tasvir değildi yani. Gösterirler güzel değil bu iş. Güzel yani şey adam yani. Oturmuş o coffee bes adam aldı. Arvat da gelmiş nergileyi getirmiş. Bu şekilde yapır yani i̇şte, ergin yani, oturur yani bizim dinimiz bunu doğru. Kabul etmez. Yani burada biz kimsenin de yani durumunu bilmiyoruz. Ona bile o kadında zor durumlar çekeri başka bir iş yapmayıptı. Sonuçta seçenekti. Bir kadının çalışmağı seçenekti. Doğru. Biz her zaman tamam biz kadını kadının üstünden ederek ama sonuçta bir yolu çizmek kadının özelindedir. Tamam. Bazen de zoruf hükmedebilir ama zoruf %100 hükmedebilmez. Etmez, bir insan üzerine ki yanlış bir işi seçsin, yanlış bir yolu seçsin. Doğru. İnsan daima düşünsün hem diyanetin hem de düz yolu hem de ehlatın yani o ehlatına da tesir. Bakarsın anne baba yani o kadar üzerlerine hacitler geldi. Yani kadın yazıya çıkarken gerek özünü tutsun, düz dürüst olsun. Yani ailesini de düşünsün, özünü de düşünsün. Tabii burada da biz hani biraz önce de aileden de konuştuk dedik çok sorunlar oldu. Bizim toplumda yani yakın Orta Doğu'da özür dilemek herkes hisseder özünün kıymetinden endir. Hiç kimse özür dilemez. Yani özellikle de evli olanlar kadın olsun yok erkek olsun. Birbirine hiçbir zaman özür dilemez. Ama özür dilemekli zamanda baksan bir sorunu çözür, ortadan kaldırır. Acaba sizce mesela adam için biraz zordu bence yani işte bizim toplumda bu şekilde. Kadın özür dilemeği özünden hiçbir şey esirg eder? Evet esirg etmez. Bilakis ben eğer bir hatam yani ben bilmem galatam yani geldiysem tizar ettiysem bilakis çok güzel bir işte. Benim rayimde benim şeyimden daha fazla kavzar. Ben özümde yani thikam var özüme yani ben bilirim şahsiyetim karamatımın yolunu vermişim. Gelim galatam tamam tizar ederim. Sonuçta yani bir, bir tek çok öz ailesine makayet olmak için hayat devam etmek için özür dilemek bir sorun değil. Çok güzel bir şeydi aslında yani her sadece etrafı... kadın için de aslında özür dilemek bütün insanlar için de olabilir. Tamam. Bir çocuğu alıştırmak bir erkeği alıştırmak da güzel bir şeydi. Çünkü sonuçta biz alıştırırız. Duygusal olan kimdi kadındı. Tamam. Tabii ki. Bir de bizim burada hani gerçek konular vardır. Yani bu son sorumuz olsun. Önce vaktimiz geldikçe daraldı maalesef. Çok sorularımız da kalmıştı. Tamam. Bir de bizde mücamelet vardı ki biz diyoruz. Bəli. İnsan ne vakit edebilir mücamelet? Çünkü hani bazen deyirler el mücameletu bu hakkı saraha cerime. Sen her vakit birisine yanlış iş yaptıysa da dediyse ha tamam doğru iyi etsen filan etsen burada sen onun hakkını yedi o yani ona bir cürüm yaptı o hakkında. Ve onun için ne vakit insanın edebili mücamel olsun karşısıyla ne vakit de edebili doğrunu konuşsun acı da olsa. Ben daima nasihatim yani herkese mücamele edirse haktan etsin. Yani bir şey ben bilirim bu yoktu niye mücamele edeyim özün o daha fazla kan şarımı mücamele ettiysem galatlığı üzerine o daha fazla yerir onun üzerine kalır ama ben üzerinde dursam ama anlatsam işte, ona. Bazen istemir kaybetsin özünü mecbur kalı doğrunu diyemir özüne. Yok ben ona güzel bir üslupten yani özü hiçbir şey olmaz ansabilikten olmaz da hiç ses fazla etmekten yok. Aynen. Güzel anlatarım ona kan şarımı. Her şeyi de tavzih ederim özün için bildiririm de özüne hataydan doğru dürüstünü her şeyini anlatırım ona. Burada yok. Sonuçta insanın silahı dili olabilir. Olur tamam. İstediği şekilde kullanabilir özünü. Çünkü biz hani bazen her şeyi güzel dilde çözürük ya. Tamam. Her şey de bu hayatta belki de güzel dilden çözülür. Tabii ki biz bugün sizden çok önemli bilgiler aldık kadınla ilgili. Ne kadar otursak konuşsak kadının hakkını verebilmeriz bir toplum içinde. Sonuçta kadın nenedi, bacıdı. Yani müştemaatı her şey olabilir. Tabii ki. Bazen her yerde diyorlar. El mar'a nusful müştema. Ama biz tam görürük özün. Ben tam görürüm özün. Haksızlık olursa, enanilik olursa erkeklere adamlar karşı razı bilmem. Olursalar, olmursalar. Arvatsız hiçbir yer duramaz. Duramaz hiçbir yer. Erkeklikte hiç olmaz. Ama niye diyorlar? El mar'a nusful müştema.
Doğru. Nasıl olmuş? İden siz yarısı, biz de yarısı. Aynen. Doğru. Taksim mi etmişik? Vermer var. Tamam. Biz, tabii buradan bütün saygı hürmetimiz analara, bacılarımıza, yani gerçekten özleri toplumun belki hepsidir de tam, yani yok yarısıdılar da. Çünkü bunlar olmasaydı hayata devam etmezdi. Ve bunlar da her vakit yani hürmete, saygıya ve sevgiye ihtiyaçları vardı. Aynen. İnşallah da bizim insanlarımız özleriyden hiçbir kusur koymazlar, hiç kimse de hiç kimsenin gevlini kırmaz. Tabii biz buradan sizden sonsuz teşekkürümüz bildiririk. Bize davetimizi kabul ettiniz, geldiniz ve üstün başarılar dileriz size. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz.